Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim bi veçhil kerim sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. Afdalul bukâi ve afdalu ehlihâ evvelhum dukûlen ve âhirhum hurûcâ. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimat. Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler Rahmetullah Aleyhi Mecmain, hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Afdalul fadaili, faziletlerin en faziletlisi nedir? Evet, fazail, fazilet kelimesinin çoğulu. Yani ne demek fazilet? Bir insanın diğerlerine karşı meziyetli olması, insana meziyet kazandıran şey, fazilet bu. Evet, onunla mutluluğa erişilir, faziletle mutluluğa erişilir. Bunun zıttı rezilettir. Faziletin zıttı rezilettir. Bu fazilet öyle bir haslettir ki onun sebebiyle insan şeref kazanır. Makam, mansıbı yükselir Allah katında ve yaratıklar katında. Evet. Böyle bir şeylere fazilet deniyor. Evet. En tasile men kata'ak. Faziletlerin en faziletlisi, en üstünü nedir? En tasile men kata'ak. Sana sıle-i rahimi keseni senin vasletmendir. Hiç ziyarete gelmiyor. Hiç arayıp sormuyor. Amca olun, dayı olun, teyze olun, hala olun, kardeşin senin gitmendir. Fazilet en güzeli budur. Ve tutiye men haramek. Sana herif hiç yardım etmiyor. Bunalmışsın, darda kalmışsın, ev yapmışsın, düğün etmişsin, çok böyle zor duruma düşmüşsün, hiç dönüp bile bakmıyor. Ama kendisi bu duruma düşünce amcaoğlu, komşu geliyor sana, ağlıyor. Vermeyene vermendir. Zor bir iş. Neden? Lime fî minel meşakka. Fi mücahedeni nefs. Oğlum bana vermedi. O sıkıntı günlerinde nefis diyor. Niye veriyorsun? Enayi misin sen? Deyip dururken tamam buyur. Yapabilmek o nefsin cihad-ı ekberi kazanmaktır. Hak eden faziletlerinin en faziletlisi sana vermeyene, sana gelmeyene gitmen, sana vermeyene vermendir. Ve tasfa ammen zalemek. Vaktiyle seni çok çektirmiş ama sen bu sefer devir bu, düşmeyen bir Allah. O kaybetmiş, sen bu defa geçmişsin, intikam almıyorsun. Vazgeçtim deyip deyivermek. Bu gerçekten faziletten en şeysidir. Sana zulmedene karşı bile intikam almamak, ihsanda bulunmak muazzam bir şeydir. Fazilet en şeysidir, üstünüdür. Evet, böyle yapınca ne olur?
vaktiyle sana düşman olan adam, ben neler yaptım ona diye düşman olur. Örneği Peygamberimiz Hint, Ebu Süfyan'ın karısı. Ebu Süfyan çok akıllı adam, müşriklerinin reisi. Hint'te en akıllı Kureyş kadını, en akıllı adam almış onu, reisin kızı. Hind'in babasını Bedir'de öldürdüler. Öldü. Çok kindar, duygusal. Ondan dolayı Uhud'da Hazreti Hamza'yı biliyorsunuz, kölesine, Vahşi'ye, onu halledersen ne istersen vereceğim dedi. O da çok muazzam bir nişancı, attığını vuran bir insan. Hazreti Hamza'yı karşısına çıkamıyor, Allah'ın aslanı. Bir nara atsa herkes donunu ıslatıyor. Öyle kahraman bir adam. Onun için kalleşçe onu saklanarak tam kalbinden vurdu. Sonra söyledi, gitti, çıkardılar. Ağzını aldı, ciğerlerini geveledi, kininden babasının intikamını aldı diye. Kininden. Akletül ekbat derler onun için ona. Ciğerler yiyen kadın derler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz zaten Allah'ın azizi, aziz etti Allah onu. Mekke'ye geliyorlar. Ebu Süfyan reis, Efendimiz çok akıllı hareketlerle, Mekke'de harem, kan dökülmesi yasak olan yer ama müsaade edilmiş ona o zaman için. Gene de kan dökülmesi iyi bir şey değil. Öyle güzel tedbirler aldı. Çok az kan dökmeyle Mekke'yi fethetti. Fethetmeden evvel, tabii bu harp hileden ibarettir. 10 bin kişilik askerini Mekke'nin civarına dağıttı. Onları muhtelif gruplara ayırdı. Hepsine ateş yaktırdı gece. Ebu Süfyan da kolaçan ediyor casuslarıyla. Onlara inanmamış, bizzat araştırmak için çıkarken ateşleri görüyor. Her taraf ordu birliği zannediyor. Peygamberin aklına bak. Evet, aynı şeyi Mu'te'de Halid bin Velid yapmış. Bizans imparatoruna duman etmiş. 150 bin kişilik orduyu 3 bin kişiyle darmadağın etmiş. Aynı taktiklerle. Evet, yakalıyor. Getiriyorlar. Ona ayakta karşılıyor. Kalbini İslam'a öldürmek hedef değil. İslam'a ısındırmaya çalış. Ayağa kalkması ondan. Kabile reisi buna alışmış. Adam da huy haline gelmiş. Değer verdiğini gösteriyor. Bunlar hep etki diyor ona. Neticede tabii müşriklerin başı birdenbire teslim olur mu? Ya Abbas da diyor ki akılsızlık etme diyor. Onun kullandığı kelimeyi ben kullanmayayım. Akılsızlık etme diyor. Kelle gidecek. Müslüman ol bir an evvel. Peygamber baksana şey diyor. Hemen vurun bunun kellesini demiyor. Bunun takdir et, sen akıllı adamsın. Bunlar hep ona yavaş milim milim yumuşatıyor. Yine tam yani şey olmamış. 10 bin kişiyi daracık boğazdan geçiriyor. Dörderli, altışarlı sıra halinde. Ne kadar uzun olur 10 bin kişi. Onu da kenara durduruyor. Durmadan geçiyor. Amma da kralmış yani. Aptal diyor, kral mural değil. Peygamber. Hala kral diyorsun. Ne zaman topladı bu da orduyu. Hep bunlar insan psikolojisini etkiden şeyler. Bunlara da kurtuluş yok artık. Ona da inandırınca sonra kabul etmiş. Bir de onu en çok yumuşadan ilan etmiş. Onu tutuyor Peygamberimiz. Hala tereddütte. Ebu Süfyan'ın kapısına, evine giren emanlıdır, dokunulmaz. Bana büyük bir değer verdi diye iyice yanmış, yumuşuyor. Tamam diyor, kabul ettim. Yani insanın zayıf tarafları bunlar. Harp ileden ibarettir. Şimdi Hind'e geleceğiz biz. Efendim
böyle gitmiş, demiş bak sen de Müslüman oldun yoksa, o da zeki kadın, ben Kureyş'in en zeki adamıyım, öyle olması kabul edilirse olur muyum? Sen Kureyş'in en güzel ve en zeki, o da bak o da aklını kullanıyor, onu da yumuşatacak şimdi, Müslüman edecek. Övdün mü gevşer adam, hele kadınlar çok gevşer. Sen de Kureyş'in en güzel kadınısın, en zeki kadını olmasan ben en zeki kabilesi alır mıyım seni? Düşün, bir kişi başladı, buradan sürgün gitti, şu orduya bak. Biz çok güçlüydük, zengindik, hep geriye gittik, terslik yok mu burada diyor. Doğru söylüyorsun diyor, bir terslik var, biz yanlış yoldayız. Çünkü onun böyle övdükten sonra, kafasını çalıştırdıktan sonra bir de bak bize ne kadar değer veriyor, bak bizim eve giren serbest dedi, bizi yine reis kabul ediyor. O da insan alıştığı şeyi bırakabilir mi? Yine hı demiş ama kurtuluş da yok zaten. Peygamberimiz biat alırken kimseyi zorlamamış. Zorla Müslümanlığının dediği hiçbir yer yok. Ama bakmışlar kurtuluş yok, pevç çevç geliyorlar. Gelenlerinde kadınlar da var. Onlar da biat ediyorlar Peygamberimize. Müslüman olduk, zina yapmayacağız, çocuklarımızı öldürmeyeceğiz falan filan var ayet diye. Ondan sonra gelenden kadından arasında sıradan bir kadın geliyor, olarak geliyor. Hint, örtülmüş, bir gözü gözüküyor ama peygamber karşısında tanımaz mı hiç? Peygamberin öz amcasının ciğerini gevelemiş öyle bir kadın. O da insan değil mi? Ondan korkuyor. Geliyor kadından arasında, peygamberimiz de sanki sıradan kadınmış gibi onun da Müslümanlığını kabul ediyor. Çok zeki kadın. Sen beni tanıdın diyor. Benim Hint olduğumu bildin ama beni tanımazlıktan geldin. Vallahi dünyanın en güzel adamı sensin diyor. Hakikaten peygambersin diyor. Bu kadar yaptığıma karşı yine diyor böyle bir incelik gösteriyorsun ya. İstersen derimi yüzersin, gözümü oyarsın ama tanımazlıktan geldin diyor. Hakikaten peygamber. Orada gerçekten inanıyor. Evet efendim. Böyle zulmedene affedivermek. Vahşi bile beni de affederler mi? Niye affetmesin? Ebu Cehil'in ne kadar kan kusturmuş Peygamberimiz Efendimiz'e. Oğlu İkrim'e soluğu ciddi dalmış. Karısı haber göndermiş. Gel demiş, gel. Hindi bile affetti. Herkes affediyor. Gel. Hemen gelmiş. Onu da affetmiş. Ondan sonra Vahşi Taif'e kaçmış. Gelsem affeder mi diye. Niye affetmeyeyim demiş. Allah'ın dinine girene kafir kal denir mi? Gelmiş. Onu da kabul etmiş. Ama ona bir sözü var. Gözüme görünmeyen. Tamam Müslümansın, sahabemsin. Fakat gözüm yönünde dolaşma demiş. Amcam Hamza'yı hatırlatıyorsun. Onun için demiş benim gözüme pek görünme. Evet, o kadarcık söylemiş. Başka hiçbir şeysi yok. Evet, sana zulmedeni affetmek. Sana zulmeti affetmek faziletlerin en faziletlisi. Sana gelmeyene gitmek, sana vermeyene vermek faziletlerin en muhteşemi. Bu zor bir şey tabii. Zor bir şey. Nefsiz buna isyan eder. Olur mu der. Evet, olur mu der. İşte sonra da Ebu Süfyan çok akıllı adam, dahilerden güzel Müslüman olmuş. Amr ibn-ül As, Halid bin Velid. İslam geçmişi yok eder. Ey Halid, sen bilmez misin? Ne kadar Allah'ın bu kılıç demiş, şimdiye kadar senin aleyhine çalıştı, bundan sonra Allah için çalışacak. Dost olmuş bu aftan dolayı. Zulmedene affetmek. Dost eder. Düşmanı dost eder. Evet. Düşmanı dost eder. İnsanları kendine bağlar.
Evet. Ahmed İbni Hanbel Tabarani Buaz bin Enes Hazretlerinden nakletmiş. Afdalü dua, duanın en faziletlisi nedir? Ne demek en faziletlisi? En çabuk kabul olunanı, en hayırlısı hangi duadır? Yevme Arafa. Arafa günü yapılan duadır. Evet. Günlerin hangisi en faziletli konusunda ulemanın şeysi var, çeşitli görüşleri var. Ama sonuç şu, haftanın günlerinin en faziletlisi cuma günü. Öteki günler kötüdür demiyoruz. Ama derece itibariyle anlatacak olsak cuma bir numara. Cuma bir numara haftanın, yılın günlerinin arasında 365 gün ya, bu günlerin en faziletlisini söylerseniz o da Arafa günüdür, bayram günüdür. Bu bayram günü, bayram günü. Evet. Bu Arafa gününde, Arafa gününde İmam Şafii de diyor, öyle söylüyor. O günde yapılan, o günde tutulan, Arafa günü tutulan oruç iki senelik nafile oruçların en faziletsizdir. İki senelik günahlara kefaret olur. Evet. Küçük günahlara kefaret olur. Allah-u Teala Arafa gününde birçok mümini cehennemden azat eder, salıverir. Dünyanın dört bucağından çeşitli renklerde, çeşitli dillerde, çeşitli adetlerde, çeşitli kıyafetlerde rengarenk insanlar Arafat'a toplanırlar. Allah'ın rızasını kazanmak için Arafat meydanı almaz, dolar her taraf. Yani iğne atsan yer kalmaz. 5-6 milyon adam toplanıyor orada. İşte o zaman yubahi melaiketehu bi ehlil mevkif lennel hak taala, Hak Teala Hazretleri meleklerine, bakın şu kullarıma, ben Adem'i yaratırken sana isyan edecek insan mı yaratıyorsun demiştiniz, şunlara bakın, dünyanın ta uçlarının min külli feccin amik, ta dünyanın ta dip köşelerinden geldiler, gece gündüz yol teptiler, susuzluğa zahmete katlandılar, geldiler buraya benden af diliyorlar. Şu insan seline bakın bir, müminlerin yakarışlarına bakın bir, lebbeyk çınlatıyor semaları, şunlara bak bir, bakın bir diye meleklerine Arafat'ta toplananlarla övünür. Ve de bunlar ne için geldi? Cehennemden kurtulmak için. Başka ne için geldi? Rızamı kazanmak için. Melekler söylüyor. Hepsini affettim. Hepsine rızamla muamele edeceğim diye müjdeler var. Ve Arafat'takilerin hepsi öyle mi canım? Hepsi öyle değil tabii. Alimler bu müjdeli hadislere bakarak diyorlar ki Arafat'ta ağlayanları Allah çok sever. Ağlamak samimi, içeriden gelen pişmanlık ateşiyle yaptığı günahlara karşı Allah'ın huzurunda gözyaşı döküyor. Ayakta kıbleye dönmüş, oturarak olmaz. Dönmüş, o sıcağın altında kapalı yerde olmaz. Açık arazide olacak. Tam acizini, iftikarını arz etmek için şekil şartları bunlar. Bir de şapır şapır ağlıyor. Hakikaten samimi adam. Arasındakinde de idare ediyor. Kim daha çok ağlıyor falan diye kontrol edenler de var tabii. Derken insan insana baka baka güler, ağlar ya.
O da ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki alimler, yani onunki yalancıktan olsa da şeklen güzel ağlayanlar benzediği için hepsi aynı şeye soruca uğrar, hani affe uğrarlar. Onun için diyorlar ki ağlamasan bile ağlamaya çalış. Ağlama numarası yap diyorlar. Evet, Arafat böyledir. Allah'ın meleklerine şehittiği yerdir. Ve afdalu ma kultu ene ve nebiyyüne min kabli. Orada da ben ve benden evvel peygamberlerin söylediklerinin en güzeli, en güzeli. Şimdi bir hoca çıkıyor, bir saat kafiyeli, şiirli, milleti yıkıyor, öyle ağlatıyor. Güzel hitabesi var, böyle konuşuyor. Hocam, bak peygamberin sözüne bak. Orada benim ve benden evvelki peygamberlerin ettiği duaların en muhteşemi, en güzeli, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir der. Bunu da bilmeyen Müslüman yok. Bunu çok söyle orada. Allah'ın en sevdiği, Arafat'ta en sevdiği dua bu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir. Evet, la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok, tanrı yok. Ancak illallah, Allah var. Gerçek mabud, ibadet edilecek, tapılacak ancak ve ancak Allah var. Varlığı kendinden, zatından, vahdehu, o tek. Zatında, sıfatlarında tek. Onun gibisi yok. Onun gibisi yok. La şerike le. Onun ortağı yok. Evet, la şerik. Onun ortağı yok. Evet. Tirmizi'de hayru dua yevm Arafa, Arafa gününde duanın en hayırlısı la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir şeklinden geçiyor. Bu hadis-i şerifi İmam Malik Beyhaki Talha Hazretlerinden naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin.